Kanser günümüzün beslenme alışkanlıklarıyla paralel artış gösteren tehlikeli bir hastalıktır. Günümüzde bilinen 200'ü aşkın kanser tipi vardır ve kanserle savaşta erken teşhis çok önemlidir. Kanserde tıbbi tedavinin yanı sıra hastanın tamamlayıcı tıp olan fitoterapiden de destek alması sürecin daha sağlıklı bir şekilde işlemesine olanak sağlar. Tıbbi bitkiler kansere yakalanma riskini en aza indirir ve kanserden koruyucu etkiye sahiptir. Hastanın kemoterapi gibi süreçlerde çöken bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini arttırır. Hastalığın farklı organlara sıçrama yani metastaz durumuna önlem almada etkilidir. Vücudumuzda işlevini yitiren hücreler kendini öldürür. Fakat kanser hücreleri böyle değildir. Tıbbi bitkiler kanser hücrelerine artık kendini imha etmesi gerektiği mesajını iletir. İşte gerek kansere yakalanmamak, gerekse kanser tedavi sürecinde kullanılan günlük hayatımızda da bağışıklığımızı artırabilecek 5 önemli tıbbi bitki. Brokoli. Brokoli çok sayıda antioksidan barındıran ve insan sağlığı için en önemli sebzelerin başında gelir. Vücutta pH düzeyini dengeleyici bir etkiye sahiptir. Kanser tedavisinde bağışıklığı artırıcı özelliğinden dolayı tercih edilir. C ve K vitamini, demir, fosfat, manganez, folat, potasyum ve protein bakımından zengindir. Kanser riskini azaltır ve hemen hemen tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanılır. Propolis. Arıların kovanlarını korumak, yalıtmak ve temiz tutmak için ürettikleri propolis, antioksidan ve antimikrobiyal özelliğe sahiptir. Propolis hakkında yapılan araştırmalar, bu maddenin bağışıklık sistemine olan eşsiz katkısını ortaya çıkarmıştır. Kanser hastalarının en önemli problemi, hastalığın bağışıklık sistemine saldırması ve vücut direncinin düşmesidir. Propolis, bağışıklığı güçlendirerek kanserle savaşmada yardımcı olur. Meyan kökü. Meyan kökü, kansere karşı koruyucu özelliği olan tıbbi bitkilerdendir. Prostat, deri, karaciğer ve kalın bağırsak kanseri gibi hastalıklarda tavsiye edilen bitkilerin başında gelir. Zerdeçal. Zerdeçal, Uzak Doğu tıbbında eskiden beri kullanılan en etkili bitkilerin başında yer alır. Antikanserojen özelliği olan ve güncel araştırmalarda sıkça yer verilen bir kök bitkidir. Zerdeçala sarı rengini veren kurkumin, kanserle savaşta kullanılmaktadır. Zerdeçal bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere yakalanma riskini azaltır ve birçok kronik hastalığın tedavisinde kullanılır. Tıbbi bitkiler konusunda en çok araştırılan bitkilerin başında gelir. Zerdeçal aynı zamanda kalp damar hastalıklarında da etkili bir bitkidir. Çörek otu. Arapçada kutsanmış tohumlar anlamına gelen çörek otu mucizevi bitki olarak görülür. Kan şekerini dengeler, sindirime yardımcı olur, astım ve KOAH tedavisinde etkilidir ve kanser tedavisinde de en etkili tıbbi bitkilerin başında gelir. Klinik araştırmalarda antioksidan özelliği göstererek DNA yapısına etki ettiği gözlemlenmiştir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini düzenleyici etkileri sayesinde kanser hastalarının vücut direncinin güçlenmesinde yardımcı olur. Çörek otunun kanser hücrelerine karşı en etkili özelliği ise hücrelere artık kendini imha etmesi gerektiği bilgisini aşılamasıdır. Böylece kanser hücrelerinin kendi kendini yok etmesini sağlar. Bu arada hemen uyaralım, tıbbi bitkiler yan etkisi olmadığı için her şekilde kullanılabilir algısı son derece yanlıştır. Tıbbi bitkileri kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Farklı bir konuda yeni bir videoda buluşmak üzere. Abone, yorum, beğeni ve paylaşım desteğinizi bekliyoruz. Esen kalın, İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın.